Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Görmüş olduğunuz gibi vatoz akvaryumlarına tuğlalar koydum. Bayağı bir tuğla toparladım diyeyim. Bunlar kırık tuğlalar. Bir tuğlacıya gittim. İstedim. O kırıklardan istediğin kadarını al dediler. Ben de alabildiğim kadarını aldım ama biraz daha ihtiyacım var. Şimdi göstereceğim. Balık sayısına göre büyüklüklerini tuğlaların akvaryumlara koydum. Şimdi tek tek göstereceğim. En büyükleri bunlar. Sanırım bunlar yana doğru 4 sıra. Bu bir sırası kırık olanlar. Yani 3'er sıra. 3'e 4 mü bunlar? Aynen. 3'e 4. Yani ne oldu? 12 göz olmuş oldu. 12 gözlük tuğlalar en kalabalık yerlere bunlardan koydum. Şöyle gördüğünüz gibi sağa solu bizim normal üretim küplerimizin en basit hali diyelim. Hep vatozlar içlerinde gördüğünüz gibi giriyorlar. Çok sevdiler hemen. Akvaryum içine sokmadan önce sadece şöyle bir işlem yaptım. Çok tozluydu bunlar. Bunları iyice ben diş fırçasıyla yaptım. Siz başka ne şeyler de yapabilirsiniz. İçlerini filan iyice fırçaladım. Tozlarından arındırdım. O şekilde koydum akvaryumlara. Gayet de güzel oldu. Hiç sıkıntısız. Zaten sıkıntı çıkartma ihtimali yoktu. Dediğim gibi normal küplerimiz zaten aynı mantıkla yapılan, içeriğinde aynı şeyler bulunan malzemeler. Herhangi bir tuğlacıya gidip rica edip istediğiniz kadar alabilirsiniz. Ben şimdi gidip tekrar bir daha alacağım. Dediğim gibi bütün vatozu olan akvaryumlara tek tek bunlardan koydum. Parça parçaydı. Şekli şemali çok önemli değil. Sadece vatozlar içine girsin yeter. Şuraya mesela sadece yukarıdan aşağı 4 sıra olanını koydum. Evet, akvaryum arkayı vatoz sayısına göre ayarlamaya çalıştım bunları. Bu da gördüğünüz gibi 4'e 3'lük bir 12 gözlük vatoz küpleri yapmış oldum. İçlerinde hep üstlerinde, içlerinde vatozlar var. Hemen yapışmaya başladılar zaten. Biliyorsunuz vatozlar için ne kadar çok yapışacak bir alan varsa onlar için o kadar iyi. Burada en büyük erkeğimiz var. Tek sıra olan bir taneyi buraya koydum. Bu aşağıya iki tanesini ekledim. Bir tane tek sıralı buraya koydum. Ha, bir de şuraya koyduğum var. Dediğim gibi içlerine sağına soluna yapışıyorlar. Gayet güzel şekilde fonksiyonlu bir şekilde kullanmaya başladık. Koyduğum andan itibaren yapışmaya başladılar. Tabii üretim için bu tarzda şeyler lazım. Ama bir sürü yavrunuz varsa ve onların yapışacak alanları yoksa bu şekilde bir yöntem kullanabilirsiniz. Tuğlalar, kiremitler her türlü işinize yarar. Şimdilik koyduklarım bu kadar. Ama dediğim gibi biraz daha gidip bulacağım. Daha çok lazım benim hobihaneme. Şöyle baştan sona da vatozların son durumunu göstereyim. Şimdi biraz sonra videodan sonra şu 4 tane kelebek vatozumu ayrı bir akvaryuma alacağım. Onun yerlerini ayarladım. Şimdi şunlar, geri kalanları burada. Ben de 4 tane var. Bir 4 tane daha alacağım bunlardan. Hafta sonu Tahsin abinin yanına gidiyorum. Kelebek vatoz, süper red düz, işte plako tarzı. Sonra başka bir abiden LDA16'lar. Pazar günü hobihaneye bayağı vatoz çeşidi girişi olacak.
O yüzden bunların yerlerini ayarlayacağım şimdi. Gökova'dan, Akyaka'dan gittim. Bahsettiğim tarzda büyük yuvarlak taşlardan aldım. Kelebek vatozu için tam üretim akvaryumunu oluşturacağız. Kendi ilk parti yavrum olan Blaze 44 mavi gözpillerimiz burada. İnşallah bunlar da buradan damızlık boyu olacaklar. Burada bir türlü gösteremediğimiz bir erkek iki dişi siyah cüce vatozumuz var. Yine burada bir erkek iki dişi siyah cüce vatozumuz var. Erkeğimiz dışarıda. Bunlar bir kere yumurtladı. Yumurtalarını dışarı attılar. O yumurtaları sonra mantarlaştı. Burada da bir erkek bir dişi Leys mavi gözlü vatozum ve iki adet yavrumuz var. Onlar da yavrunun içinde büyümeye devam ediyorlar. Albino cüce vatozlar. Bir tane erkek büyük damızlık boy. Kendisi şurada. Bu küpü çok sevdi, hemen bunun içine girdi. Burada 10 tane de küçük yavru var. Yavrulardan artık dişiler çıktıkça burada da üretime başlayacağız. Ve gene aynı şekilde bir tane büyük damızlık erkeğim burada. Leys mavi göz, düz kuyruk. Ve küçük yavrular da bu akvaryumdalar. Buraya da tuğla ekledik. Ve vatozlar gördüğünüz gibi içlerinde yapışıyorlar. Burada da iki erkek damızlık boyu L144 mavi göz tülüm var. Erkeğimizin biri hemen burada. Buralarda da küplerin içinde varlardır herhalde. Birkaç tane de küçük dişi L144 mavi göz, dişi diyorum pardon, yavru attım buralara. Onlar da burada büyüyecekler ve damızlık olup yavru alacağız inşallah. Burada bir erkek bir dişimiz var. Erkek şurada buraya girmiş küpün içine. Hop, çıkarıyor kendini sanırım. Dişimiz de şurada kökün altına yatmış. Ve bu akvaryumda bunların ilk parti yavruları ve son parti yavruları var. Küçük küçük yavruları görüyorsunuz. Bunlar son parti yavruları. Burada vatoz sayısı çok olduğu için büyükçe bir tuğla ekledim. Yavrular da her yere yapıştılar zaten. Burada da bir erkek üç dişi siyah cüce vatozumuz var. Erkek canavar burada. Dişimizin birisi ve birçok yavru da gördüğünüz gibi tuğlanın üzerinde yapışmışlar. Bir tane de dişi burada. Burada da damızlık olarak bir erkek, bir dişi mavi göz, L44 düz kuyruğumuz var. Gene 7-8 tane yavrumuz var bu akvaryumda. Onları da büyütüp dişlerini bu akvaryumda bırakıp erkekleri çıkartacağız. Amacım böyle bir erkek 4-5 dişi şeklinde damızlıklar yapmak akvaryumda. Tabi bu işte biraz zaman alacak. Bu işler hep emek, zaman isteyen işler. L44 mavi göz, düz ve tül yavrularımız sağda solda kaçışıyorlar gördüğünüz gibi. Burada bol miktarda yavru var aslında. Görünmüyorlar. Ve hobihanemizin yeni misafirleri L333 vatozlarımız var diyeceğiz ama gel de gör neredeler. Şurada bir tanesi var. Burada da bir tanesi var. Bunlar artık büyük damızlık boy olduklarını göreceğiz büyük ihtimalle. Sıkıntı yok, sağ salim büyüsünler. Bana o yeter. Bir erkek iki dişten oluşan bir trio L44 mavi göz tül damızlığım burada ve İkinci, üçüncü parti yavrularıyla birlikte yaşıyorlar. İkinci partiler dışarıda, üçüncü parti yavrular yavruluğun içinde. Onlar da büyümeye devam ediyorlar. Ve bir erkek, bir dişten oluşan L44 mavi göz damızlıklarımız. Ve onların ilk partiden yavru tülleri. Onlar da inşallah burada damızlık olacaklar.
Ve gene aynı şekilde burada albino cücava tozlarımız var. Bir tane de mızık erkeğim var benim burada. Bir yerlerde küpün içinde olması lazım. Şurada üst tarafta yatıyordu normalde. Ve gene 10 tane yavrusu var burada. Onların içinden de dişi çıkartıp İnşallah üreyecekler. Hep ileriye dönük yatırım bunlar. Bir çift albino tül vatozumuz da burada. Bunların da yumurtlamasını sabırla bekliyoruz. Hobi hanemizdeki vatoz popülasyonu şu anda bu şekilde. Ayrıca böyle gördüğünüz gibi birçok akvaryumda da damızlık erkek cüce vatozlarımız var. Her akvaryumda vatozumuz var normalde. Bir tane, iki tane. Ama onlar fazlalık erkekler yani artık. Hobi hanemde dediğim gibi şu anda vatoz popülasyonum bundan ibaret. Tek tek hepsini gösterdim. Bugünkü videomuz da bu şekilde arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.